Amma yorulduk ve atır sizi gibi dolaştık. Şu evimize bir kavuşsak. Anahtarları mı arıyorsun? Heh, buldun. Aç 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 aç. Şu eve bir girsek rahat edeceğim. Aç. Sıtkı efendi, şu kapıyı bir açar mısın? Hayda. Şifşe. Ben Candan. 3 numarada oturuyorum, Murat Barani. Tanıyacak mıydım yani? Bunun kafa gene fikir firarda. Sıtkı efendi, sen bu apartmanın nesisin? Nesiyim? Kapıcısısın. Doğru. Ben nesiyim? Nesi? Sakiniyim. Maşallah, maşallah. Ver ben açayım. Al ve aç kapıyı Sıtkı. Kaybetmediysek bulduk. Sıtkı. Sıtkı. Tamam ver. Sen çocuğu tut. Hata yapma. Sıtkı. Normal tutar mısın? Bırak onu. Bırak onu. Bunu tut. Yapma Candan, verme, beni pişman olacaksın. Tamam benim naçar yavrum. Tamam benim bedbaht sabiyim. Alayım çocuğu. Yok, anası gelecek, ona vereceğim ben. Sana veremem. Sahabısı gelecek. Sahabısı mı? Ay saçmalama, benim annesi. Verir misin çocuğu? Ben sana dediydim. Yani bu konuda ısrar etmeyelim lütfen. Anası gelecek, ona vereceğim. Siz lütfen işinize bakarsanız yani niye vereyim sana? Sıtkı, bak yavrucuğum, bak canım. Sıtkı! Ay. Ne? Ay. Tamam, çocuğu üşüteceksin. İçeri gir, içeride bekle bari. Bu da bir yöntem. Tamam, o mantıklı. Heh, eve geldik. Hadi bırak da gideyim ben. He. Ver anneme. Tamam, ver Sıtkı efendi çocuğu. Anasına vereceğim diyorum ya. Anasına, sahibisine vereceğim. Anlatamıyor muyum acaba ya? Of. Ya of of. İyi tamam, gel içeride bekle o zaman. Neden? Annesi buraya gelecek o yüzden. Hey. Hadi deve, atla şu endeyi be. Oldu. Oh, içeri girdik en azından. Home sweet home. Of. İyice tehlikeli olmaya başladı. Naçar yavrum, bedbaht buzum benim. Ben sana dedim, yeminli tercüman lazım bu eve. Kimselere vermem ben seni. Bak bir film vardı, ben sana şimdi onu deyip sen hatırlayacaksın onu. Bizim hayatımız film değil mi Candan? Ne filmi? Bu film de eski bir film bu. Türk filmi. Eskilerden. Anlamış değilim, neyin kafasını yaşıyor bu be Candan? Ha sen beni hatırlamıyor musun? Gidip eski Türk filmini hatırlıyorsun öyle mi? Eski Türk filmi de ama bana nasıl bak. Ama aynı bunun gibi Sabileri. Yankı benim adım. Alo Yankı. Sokaklarda dilendiriyorlardı. Yapma be. Çok üzüldüm şimdi. Erol Daş vardı. Sezercik vardı. Yıldızlar Geçidi gibi bir film. Öyle bir filmdi. Merak ettim şimdi yani. Hatta ben hiç unutmuyorum. Bir tane çocuğun elini dağılıyordu Erol Daş. Allah aşkına bir sus. Bangren. Allah aşkına kimi şişirdin ya? Ben ağlayacağım şimdi galiba Candan. Neden vermiyorum, anladım şimdi çocuğu öyle sana. Neden vermiyorsun? Ne, ben Erol Taş mıyım? Umarım değilsindir. Ne bileceğim ki değilsin? Nereden bileceğim yani? Sıtkı beni delirtme. Sıtkı beni delirtme. Of, gene başa sardık ya. Ya sensin işte. Sen Sıtkı, ben de Candan. Sıtkı, Candan. Jane Tarzan, Tarzan Jane. Öyle de film vardı eski, Ormanlı. Uçtu gene. Başlayacağım şimdi senin filminden. Sen Sıtkı'sın diyorum, ben de Candan'ım diyorum. Nesini anlamadın? Sıtkı benim adım oluyor. Yani ne güzel de bir isimmiş ya. Popüler bir isimdir, kıymetini bil Sıtkı. Anlamı ne acaba? Anlamı ne biliyor musun? Yeryüzüne düşen ilk ruh hastası kapıcı. Tam olarak anlamı bu. Yeryüzüne düşen ilk ruh hastası kapıcı. Bundan daha iyi anlatılamazdı. Helal olsun Candan. İnsanın anlamına ne yazıldıysa o oluyor tabii. Bu adam bir tek seni hatırlamıyor bence Candan. Sıtkı. Sıtkı. Ay Sıtkı. Sıtkı kim?
Ya sensin işte Sıtkı. Sen Sıtkı'sın, ben Candan'ım ya. Sıtkı. Güzel de isimmiş. Anlamı ne acaba? Masar Osman'a göndermek lazım bunu kesin.